pevajoyen bori jibo gelê kurdî jibo HDP jî salên zor û zehmet bû lê rastiyekî din jî heye. Qasê ku salên zor û zehmet bû ew qancî salê berxwedan û têkoşînê bû em e bi vî hawayê salên borî derbas kir. Em ketin sala 23'ya elbette ki tehdit al sergeli me, elbette ki tehdit al ser partiya me, doza Kobani ya kumpas, tehdit al girtini ya ser partiya me, berdavam dikin. Em ketine pevajoya helbicartini zi hemen vakti de. Divi merhale de em dikin kongre HDP ya çaremin ya asayi demin finale pır mühimin demin finale devi beter em xubre xastım bakın beter ham xub hez bakın ku em karbin lehember hezin destradar lehember faşizma kulme farz dikin encam ki serkeftini bedest bakinin jibel wiye ki pevajo pevist bine ku em beter xub hez bakın bi sazî û dezgehên dora xwe ra, bi sazî û dezgehên civaka demokratîk ra, ên Kurdistan û ên Tirkiye ra û di pêvajoyê de hayek mehanîzman hem hêla têkoşînê de hem hêla hilbijartina da encamên serkeftinî bi dest bixînin. Digotin em ê we bitengijînin, qels bixînin, em di vî merhelê de car din bi awayekî girseyî bi beşdarbûna hezara em ê di 15 mehê de kongra hedefa amedê ya asayî çaremîn li dar bixin. Em ê di kongra xwe de car din diyar bikin û dîmenekî wisin dewlemend derxînin holê ku HDP hêze, HDP îrade ye, ew ê ku vî pêvajoyê diyar bike jî HDP û sazî û dezgehê civaka demokratîk û hêzê demokratîk in. Li ser vî bîr û baweriyê em bangewazî li gelê xwe dikin ku roja kongreyê em bi hev re dengê têkoşîna xwe bilindtir bikin, dengê lêxwedî derketina partiya xwe û siyaseta demokratîk xurttir bidin, dîmenekî pir dewlemend bidin hezkiroga da ku enerjî û sînerjiyekî pir mezin bike xizmeta civaka me û heman wextê de dîmenekî pir xurt bidin hêzên desthilatdar ku bêjin hêdî hêdî hûn berbidawiyê em jî berb serkeftinê tenê. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden birine yaklaşıyoruz. Tabii bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını görmek lazım. Özellikle Cumhuriyet yüzyılının ikinci evresine girerken hakikaten hele AKP-MHP iktidarının inşa ettiği tek adam rejimiyle beraber çok önemli sistemsel tartışmaların da beraberinde yaşandığı bir seçim bu aynı zamanda. Özellikle AKP-MHP iktidarının hukuksuzluklar, baskılar, gözaltılar, hazine yardımlarının gasp edilmesi, aynı zamanda partinin kapatılması tehlikesinin her geçen gün biraz daha hani görünür kılınmaya çalışması üzerinden mutlak bir teslimiyet beklentisi var. Aynı şekilde aynı resmi ideolojiden beslenen diğer siyasal anlayışın, diğer siyasal ittifakın da AKP'nin, MHP'nin bu baskılarından kaynaklı olarak kendilerine koşulsuz, şartsız bir teslimiyet beklentisi var. Bu iki ucun dışında hakikaten HDP'nin fikriyatıyla bütünleştirdiği demokrasi ittifakı ve üçüncü yol seçeneğinin ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu gördüğümüz günlerden geçiyor. Bu anlamda bu kurucu süreçte HDP'nin fikriyatıyla oluşturduğu toplumsal muhalefet bunun seçime en azından kime kaybettireceği üzerinden gerekçelerin, gerçekliğin her gün biraz daha arttığı bir süreçte o teslimiyet beklentilerinin çoktan boşa çıkarıldığını görmek lazım. Öyle baskılarla sindirilemeyeceği, parti kapatma davalarıyla yok edilemeyeceği, hazine yardımlarının gasp edilmesiyle halkın dayanışmasının önüne geçilemeyeceği ortaya çıkmış durumda. Yani da çünkü esas olan bir tabela değil, esas olan sadece bir isim altında bir araya gelmiş siyasetçiler değil, esas olan halkın kendini örgütlemesi, halkla beraber siyaset üreten bir anlayışın demokratik siyaset zeminde güçlenmesi ve bütün bu tasfiye politikaların boşa düşürülerek gerçekten halk siyasetinin, halkla beraber siyasetin kazanması gereklidir. Biz de HDP Ametil Örgütü olarak 4. Olağan Kongremizi bu olağanüstü koşullarda yapmaya hazırlanıyoruz ve tüm halkımızı burada sizlerin aracılığıyla da kongremize katılmaya, partisine, örgütüne sahip çıkmaya, barış ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya, adaletli bir yaşamın yeniden inşa olabilmesi için halkımızın katkısını her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte de herkesi, tüm Ahmet halkını kongremize davet ediyoruz.